Merhaba. Bildiğiniz üzere biz ses eğitimcileri, pandemi öncesi dönemde üniversitelerdeki 5-10 metrekarelik etüt sınıflarımızda öğrencilerimizle göz göze, nefes nefese bireysel ses eğitimi çalışmalarımızı gerçekleştiriyorduk. Piyano eşliğinde yaptığımız bu çalışmalar, ses ısıtma, ses esnetme, register arası renk bütünlüğünü sağlama, stil çalışmalarını içeriyordu. Bunları yapabilmek için zaman zaman analoji, imajinasyonlar ve metaforlara başvururken zaman zaman da kinestetik yani harekete dayalı egzersizlere başvuruyorduk. Öğrencimizde istediğimiz davranış değişikliğini amaca yönelik planladığımız metotlarla önce kas hafızasına ardından da motor beceriye dönüştürmeye çalışıyorduk. Ancak pandemide maske, mesafe, hijyen kuralı sebebiyle derslerimiz online platformlara taşındı. Peki online platformlarda ses eğitimi dersinin handikapları nelerdir ve bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? COVID-19 sürecinde hepimizin evleri birer ofis ve sınıfa dönüştü. Gerek eğitimde gerek işte telekonferans programları kullanılmaya başlandı. Telekonferans programları maalesef ki müzik için tasarlanmamış. Eğer böyle bir oturuma katıldıysanız fark etmişsinizdir. İki kişi aynı anda konuştuğunda bu iki kişinin konuşmasını veri aktarımı gibi düşündüğü için birinin verisini bekletir ve hemen arkasından birinin konuşması bittiğinde diğerini hızlandırılmış bir şekilde devreye sokar. Bunu müzikte düşünmek tabii ki korkunç oluyor. Dolayısıyla ses eğitiminde online süreçte en büyük bizi sıkıntıya sokan senkronizasyon problemleri, tiz ve pes frekansların kesilmesi ve legato seslerin kesilmesi oldu. Aynı zamanda birlikte çalma, söyleme, ensemble çalışmalarımızı da online platformlar üzerinden eş zamanlı yürütememeye başladık. Peki bunlara nasıl çözümler bulduk? Pandemi dönemi öncesinde yürüttüğümüz ses eğitimi çalışmaları sırasında bizler öğrencilerimizle önce ses egzersizlerini çalışır, daha sonra korepetitörlerimizle eser ve ensemble çalışmalarımızı yürütürdük. Fakat senkronizasyon sorunu sebebiyle biz bunlara kayıt yoluyla çözüm bulduk. Bizler ses eğitimcileri ses gruplarına göre egzersizleri çalıp öğrencilerimize gönderdik. Korepetitörlerimiz de eser eşliklerini yine seslerine uygun tonlarda çalarak kendilerine gönderdiler. Peki biz ses eğitimi dersinde neler yapıyoruz? Öğrencimizin kendisine göndermiş olduğumuz egzersizleri ikinci bir bilgisayardan ya da bir telefondan belki bir ses bombasından yardım alarak açmasını ve onun üzerine egzersiz söylemesini istiyoruz. Ha, bu sırada öğrencimize müdahale etmek istediğimiz zamanlar olabiliyor. Bunda da flash kartlardan yardım alıyoruz. Örneğin mezza di voce bir egzersiz yapıyor öğrencim. Burada görsel olarak da onun pianissimo'dan mezza forte'ye ve forte'ye crescendo yapışını, daha sonra tekrar mezza forte'ye ve pianissimo'ya düşüşünü görselleştirerek öğrenmeyi pekiştirebiliyoruz. Ya da bir eser icra ederken yine onun altyapısını yani karaoke'sini kesip durdurmamak adına yine flash kartlarla cümle başına çok hava verme, aksan yapma gibi uyarıları flash kartlarla gösterip yine daha rahat akıcı dersler yapmayı sağlayabiliyoruz. Ya da egzersizi yaparken tizleri ittirme, kaşlarını çatma gibi uyarılarla flash kartlarımız bize yardımcı olabiliyorlar. Ya da altyapısını gönderdiğimiz bir vokal çalışması sırasında karaoke zaten alttan çalıyor ama yine biz vokalleri flash kartla gösterip daha kolay bir şekilde öğrenmenin hem görsel olarak hem de daha hızlı olmasını sağlayabiliyoruz. Yani senkronizasyon sorununu bu şekilde çözdük kayıtlarla. Son olarak birkaç teknik ayrıntıdan bahsetmenin yerinde olduğunu düşünüyorum. Bizler derslerimizde bazen Bluetooth kulaklık ya da headphone kullandıklarını görüyoruz öğrencilerimizin. Eğer kulaklığı tek tarafa takarsanız, biliyorsunuz sağ kulağınızı kapattığınızda tiz duyarsınız, sol kulağınızı kapattığınızda pes duyarsınız. Yani kendi stereo sisteminizi bozmuş olursunuz. Özellikle şarkı söylerken kulak içi monitörler kullanılacaksa eğer hem altyapıyı, karaoke'yi duyabildiğiniz
Hem hocayla aynı anda online eğitim sırasında iletişimde kalabildiğiniz hem de kendi sesinizi kulağınızdan duyabildiğiniz bir sistemin olması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için belki ufak 4 kanallı bir mikser ya da bir ses kartı, bilgisayarı bir miksere dönüştürecek ses kartına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak o şekilde hem kendi sesinizi hem altyapının sesini hem de online bağlantıda olduğunuz hocanızın sesini duyabilirsiniz. Onun dışında kulaklığı önermiyoruz. Ama iyi bir mikrofon ve mikserle derse katılmanız tabii ki ses kalitesini arttıracaktır. Bunun dışında derste örnek olarak dinlemek istediğiniz bir performans olduğunda ve bunu hocanız sizinle paylaştığında Share Computer Sound On seçeneğini seçmesi gerekiyor. Yoksa ekran paylaşımında daha kalitesiz bir ses duyuyorsunuz. Yine aynı şekilde ses ayarlarında bu tiz ve pes frekansları kesmesi ve legato'yu kesmesini en aza indirmek için Audio Advanced seçenekleri arasında Echo Cancellation, Aggressive seçenekleri ve Deep Ses seçeneklerini almanız gerekiyor, seçmeniz gerekiyor ki sizin sesinizi en azından tiz bir ses söylediğinizde ya da bas öğrencilerimizde pes bir ses söylediğinde o kesmeyi en aza indirebilmesi için. Teknik ayrıntılar olarak da bu şekilde yardımcı olabildim. Dünya Ses Günümüz kutlu olsun. Her şartta, her zaman sesimiz bizim kimliğimiz. O ilk doğduğumuz andaki ilk feryadımız gibi inatçı ve dünyaya ben varım diyen bir sesle karşı durmamız gerekiyor. Dünya Ses Günü kutlu olsun. Merhabalar. Ben doktor öğretim üyesi Ardem Bearslan. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünde ses eğitimi dersleri vermekteyim. Sesimiz bizim en büyük hazinemiz. Onun kaynağını bedenimizin içinde barındırıyoruz. Sesimizi ne kadar iyi tanırsak bedenimizi de o kadar iyi tanımış oluyoruz. Ses eğitimi profesyonel ses kullanıcıları için olmazsa olmazdır. Nasıl ki profesyonel bir sporcu her performansından önce egzersizlerini yapıyorsa, bir profesyonel ses kullanıcısı için de egzersizler o kadar değerlidir, o kadar kıymetlidir. Sesimizi daha etkin, daha sağlıklı ve doğru kullanım adına bu ses eğitimleri bir süreklilik içermek zorundadır. Devamlılık bizim sesimizi uzun sürede daha sağlıklı kullanmak adına önem taşımaktadır. Her insanın sesi parmağın izi gibidir. Kimsenin sesi birbirine %100 benzemiyor. Dolayısıyla ses eğitimi kişiye özel gerçekleştirilir. Birebir yapılan bu uygulamalarda kişinin ihtiyaçlarına göre hareket edilir. Ona göre nefes egzersizleriyle desteklenen ses egzersizleri birbirini izler. Bir program içerisinde hedefe yönelik bu çalışmalar yapılır. Ses eğitimine bütünsel yaklaşılmalıdır. Sadece ses egzersizi yapmak yetersiz kalabilir. Kişinin ses hijyenine, özel hayatına, yaşam biçimine, beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Ancak böyle bütünsel yaklaşıldığında ses eğitimiyle beraber istenilen sonuca ulaşılabilir. Sesimiz bizim aynı zamanda kart vizitimizdir. Konuşurken sesimizin karşı tarafa nasıl iletildiği ve karşı tarafta nasıl duyulduğu önemli bir geri bildirimdir. Her insanın sesi gelişir. Bu gelişim bazen içerisinde mucizeler barındırır. Sesimizle neler yapabildiğimizi gördüğümüzde, onu tanıdığımızda özgüvenimiz de gelişir, iletişimimiz de daha sağlam ve sağlıklı olur. Sesinizi sevin ve ona iyi davranın. Dünya Ses Gününüz kutlu olsun. Online ses eğitiminde ise dikkat edilmesi gereken en önemli husus, öğretmenin de öğrencinin de güçlü bir internet altyapısının olması, görüntü ve ses kalitesinin çok iyi olduğu bir bilgisayar ya da cep telefonuna sahip olmasıdır. İlk derste bütün ses ve görüntü kaliteleri kontrol edilir. Öğrencinin şikayetleri ya da istekleri çok önemlidir. Bunlar dikkate alınmalıdır.
Yapılacak ilk egzersizler çok basit, rahatlıkla tekrar edilebilecek ve çok uzun olmayan egzersizler olmalıdır. Öğrencinin ödev olarak kayıt ettiği bu ses egzersizleri bir sonraki online ses eğitiminde öğretmeniyle beraber değerlendirilir ve eksik olan bölümler yine online ders içerisinde tekrar edilir. Eğer bir şarkı söylenecek ise yine o şarkının notaları, görüntüleri bilgisayara ya da cep telefonuna yüklenir ve online eğitim esnasında görüntülü olarak öğrenci ile beraber ölçü ölçü parça çalışılır. Tekrar edilmesi gereken yerler, nefes yerleri, inici çıkıcı bölümler, diksiyon olarak dikkat edilmesi gereken yerler, tüm açıklamalar öğrenciye yapılır ve yine öğrenci parçanın bir piyano ya da enstrümantal altyapısı üzerine eserini çalışır. Yine mümkünse çalışırken eserin kaydı alınır kendi söylerken ve bu kayıtlar üzerinden kontroller yapılarak derslere devam edilir. Merhabalar, ben Fidan Kurt Kasapbaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde ses eğitimi ve koro derslerini yürütmekteyim. Pandemi sürecinde derslerimizi online gerçekleştirmek zorunda kaldık. İlk başlarda koro dersinin online olması konusunda çekincelerimiz olsa da sürecin uzunluğu bizi çeşitli çözüm yolları bulmak zorunda bıraktı. Derslerimizi üniversitemizin altyapısını sağladığı Ninova Öğretim Merkezi ile bağlantılı olan Zoom oturumları ile gerçekleştiriyoruz. Bu oturumlarda karşılaştığımız en büyük sorun senkronizasyon sorunu oldu. Bu sorunları çözmek için öğrencilerimizin seslendirdikleri eserleri, partileri, eşliklerini çalıp MP3 formatında kendileriyle paylaşarak çözmeye çalıştık. Derslerimizde bu eşlikler yardımıyla her bir öğrencimizle teke tek çalıştık. Online koro dersinin belki de en önemli farklılığı bu oldu. Normal bir koro dersinde bir arada söyleyerek çalıştığımız partileri bu derslerde teke tek çalışma imkanı bulduk. Bengüsü, senden alabilir miyiz Gülüne senin nakarat kısmını? Hocam, 65. ölçüden eşliği de açarsan. Derslerimizin ürünü olarak sanal bir koro oluşturduk ve bu koroyla 8 Aralık Dünya Koro Günü'nde Neşet Ertaş'ın Hasret Düştü Gönlüme isimli eserini kaydedip üniversitemizin sosyal medya hesaplarında paylaştık. Bara bara bam. Gönül derdi, yar derdi. Paylaşımımızdan sonra
En çok karşılaştığımız soru bu videoları nasıl oluşturduğumuz yönündeydi. Öncelikle bu kayıtların oluşturulması normal bir koronun bir araya gelip bir eseri seslendirip kaydetmesinden çok daha uzun ve meşakkatli bir süreci içeriyor. Öğrencilerimizin ses ve görüntü kayıtları ayrı ayrı alınıp editlenip birleştiriliyor. Bak ne güzel dünya. Ses kayıtlarının nasıl alındığına değinecek olursak, öğrencilerimiz daha öncesinde kendilerine ilettiğimiz eşlikler üzerine söyleyerek ses kayıtlarını aldılar. Ancak bu kayıtları alırken kulaklık kullanmaları mecburiydi. Sesi kulaklıkla aldıkları bir cihaz ve çıkardıkları sesi kaydettikleri iki cihazla kayıtlarını gerçekleştirdiler. Gül, yine sen, gül, yeniden. Güller açsın yüzünde. Gül, yine sen, gül, yeniden. Her şey güzel gülünce. Video kayıtlarını nasıl aldıklarına değinecek olursak, yine kendilerine daha önce ilettiğimiz eşliklerle, fakat bu sefer kulaklık kullanmayarak, üzerine söyleyerek kayıtlarını gerçekleştirdiler. Gül, yine sen, gül, yeniden, güller açsın yüzünde. Gül, yine sen, gül, yeniden, her şey güzel gülünce. Öğrencilerimiz aldıkları ses ve görüntü kayıtlarını bizlere mail yoluyla ilettiler. Bizler de sonrasında ayrı ayrı ses ve görüntüleri editleyip birleştirdik. Bu süreçte seslerin mikslenmesi için ve görüntülerin montajlanması için teknik destekler aldık ve sonuç olarak sanal korumuzun videoları oluşmuş oldu. Gül, yine sen, gül, yeniden güller açsın biz üzerinde. Sen gül, gül, yeniden gül, her şey güzel, güzel. Elbette ki hiçbir uygulama doğal bir koronun bir araya gelip bir eseri seslendirmesinin verdiği hazzı, mutluluğu ve doğallığı sağlamayacaktır. Ancak sizlere online koro dersinin nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgili bilgiler vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelip doya doya şarkı söylemek dileğiyle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Dünya Ses Günümüz kutlu olsun. Merhaba, ben uzman dil ve konuşma terapisti Eren Balu. Şimdi size ses bozuklukları ve teleterapi hakkında bilgi vermek istiyorum. Ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran COVID-19 pandemisiyle birlikte hayatımıza yeni yeni sözcükler girmeye başladı ve alanımızda en sık karşılaştığımız sözcükler arasında teleterapi ve telesağlık sözcükleri karşımıza çıkıyor. Telesağlık sözcüğüne baktığımızda uzak mesafeli klinik sağlık, hasta ve profesyonel sağlıkla ilgili eğitim, halk sağlığı ve sağlık yönetimi alanlarını desteklemek için elektronik bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin kullanılması şeklinde bir tanımla karşı karşıyayız. Teleterapi ise hastaların uzaklık, uzman yetersizliği ve veya hareket kısıtlılıkları nedeniyle dil konuşma terapisi hizmetlerine erişimini zorlaştıran, engelleri aşmak amacıyla kullanılan ve terapi yapılmasını olanaklı kılan bir hizmet sunum modelidir. Teleterapi dediğimiz şey eş zamanlı, yani senkron, asenkron veya hibrit şekilde gerçekleştirilebiliyor. Her ne kadar yeni bir sözcük gibi görünse de teleterapi hizmetleri aslında 90'lı yıllardan beri çalışılan bir konu alanımızda. Teleterapi, konuşma terapisi içerisinde konuşma sesi bozuklukları, dil bozuklukları, afazi, yutma bozuklukları, akıcılık bozuklukları ve ses bozuklukları terapilerinde son yıllarda sıklıkla başvurulan bir yöntem aslında. Ve buna yönelik, bunun etkinliğine yönelik yapılan çalışmalarda mevcut ve özellikle ses bozukluklarının tedavisinde de etkili olduğu ortaya konmuş. Bu terapi hizmetlerini gerçekleştirirken terapinin etkinliğini arttıracak önemli noktalar var. Bunları donanım ve ortam şeklinde iki faktöre ayırabiliriz. Donanıma baktığımızda bu hizmetleri yürütebilmemiz için
iyi bir bilgisayara ihtiyacımız var açıkçası. Bununla birlikte tercihen kulaklık, mikrofon, mikrofonlu kulaklıklar özellikle işimizi kolaylaştırabiliyor. Aydınlatma yine önemli başka bir faktör. Özellikle son dönemlerde LED halka ışıklarla birlikte aydınlatma konularında daha iyi çözümlerle karşı karşıyayız. Kamera yine önemli bir faktör. Kameranın konumlandırması ayrı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ve terapilerimizi yürütebileceğimiz ilgili yazılımlarda ayrıca terapinin etkinliğini arttıracak önemli nokta, önemli bir diğer nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer önemli nokta donanım haricinde ortam çok önemli. Işığın iyi olması, sessiz bir ortam olması ve dikkat dağıtmayan bir ortamda bizim terapilerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve burada da yine ışık ve kameranın konumlandırılması çok önemli. Özellikle ters ışığın olduğu durumda hastamızın ya da kendimizin yüzü net olarak görünemeyebiliyor. O nedenle ışığın konumlandırılması da iyi bir şekilde olması gerekiyor. Peki yüz yüze değerlendirmelerle teleterapide yaptığımız değerlendirmelerde ya da terapilerde neler farklılaşıyor? Aslında baktığımızda senkron terapilerde biz kolaylıkla değerlendirme yaptığımız sırada detaylı vaka öyküsünü alabiliyoruz. İşitsel algısal değerlendirmeleri yapabiliyoruz. Hastamızın solunumunu değerlendirebiliyoruz. Ya da maksimum fonasyon süresi, sızdığı gibi aerodinamik özellikleri, aerodinamik değerlendirmeleri gerçekleştirebiliyoruz. Öte yandan değerlendirmede kullandığımız indeksler ve ölçekleri de Google Formlar aracılığıyla hastamıza terapi öncesinde veya sonrasında iletip değerlendirme sürecinde bunları doldurmasını isteyebiliyoruz. Tabii ki terapi ve değerlendirme süreçlerinde sorun yaşamamak için kullanılacak yazılım üzerinde de gerekli ayarların yapılması önem kazanıyor. Aksi takdirde terapilerde biz bazı sesleri gerçekleştirmek istediğimizde, bu sesleri çıkarmak istediğimizde ilgili yazılım bunu bir gürültü olarak algılayıp sesi kesebiliyor. Bu da dikkat etmemiz gereken bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizler konuşma terapistleri olarak teleterapileri gerçekleştirirken özellikle şan eğitmenlerinin de yaptığı şan dersleri online olarak şan dersleri oluyor. Peki bizim bu süreçte sesimizi korumak için neler yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Su tüketimi yine bizim için çok önemli bir faktör olarak karşımızda. Bunun haricinde bu süreçte kafeinli içecekler, alkol ve sigara gibi irritan maddelerden uzak durmak gerekiyor. Sık öksürme ve boğaz temizleme gibi alışkanlıklar varsa bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Reflü veya alerjimizin olduğu durumda hekimimizin önerileri doğrultusunda bunu kontrol altında tutmakta fayda var. Öte yandan konuşurken rahat olduğumuz bir şiddette ve tonda konuşmayı tercih etmeliyiz. Çevresel düzenlemelere baktığımızda demin de ifade ettiğim gibi mikrofonlu kulaklık veya harici bir mikrofon kullanmamız çok önemli. Böylelikle karşımızdakine sesimizi daha iyi bir şekilde sesimizi yükseltmeden ulaştırabiliriz. Arka plan gürültüsü olmayan sessiz bir yeri tercih etmeliyiz. Çok yankı yapacağını düşündüğümüz açık ortamlarda konuşmaktan kaçınmalıyız aslında. Böyle bir durumda biz farkında olmadan sesimizi daha yüksek bir şiddette kullanıyor olabiliriz. Bir duvara karşı oturmak sesimizin bir miktar eko yaparak bize geri dönmesini sağlayabilir. Doğal ve rahat bir postürde oturmaya ve bilgisayarımızın göz hizamızda olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü boynumuzdaki bir gerginlik sesimizde sorunlara neden olabiliyor. Terapi ya da ders aralarında mutlaka 10 dakika ara vererek sesimizi dinlendirmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Gün içerisinde birkaç kez yapacağımız pipet fonasyonu, hımlama gibi egzersizler sesimizi rahatlatabiliyor. Ancak bütün bu stratejilere dikkat etmemize rağmen 2 haftadan fazla süren ses sorunlarımız varsa bir kulak burun boğaz hekimine ve dil konuşma terapistine başvurmalıyız. Dünya Ses Günümüz kutlu olsun. Merhaba, ben uzman dil ve konuşma terapisti Eren Balu. Şimdi size ses bozuklukları ve teleterapi hakkında bilgi vermek istiyorum. Ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran COVID-19 pandemisiyle birlikte hayatımıza yeni yeni sözcükler girmeye başladı ve alanımızda en sık karşılaştığımız sözcükler arasında teleterapi ve telesağlık sözcükleri karşımıza çıkıyor. Telesağlık sözcüğüne baktığımızda uzak mesafeli klinik sağlık, hasta ve profesyonel sağlıkla ilgili eğitim, halk sağlığı ve sağlık yönetimi alanlarını desteklemek için elektronik bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin kullanılması şeklinde bir tanımla karşı karşıyayız. Teleterapi ise hastaların uzaklık, uzman yetersizliği ve veya hareket kısıtlılıkları nedeniyle dil konuşma terapisi hizmetlerine erişimini zorlaştıran, engelleri aşmak amacıyla kullanılan ve terapi yapılmasını olanaklı kılan bir hizmet sunum modelidir. Teleterapi dediğimiz şey eş zamanlı yani senkron, asenkron veya hibrit şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Her ne kadar yeni bir sözcük gibi görünse de teleterapi hizmetleri aslında 90'lı yıllardan beri çalışılan bir konu alanımızda. Teleterapi konuşma terapisi içerisinde konuşma sesi bozuklukları, dil bozuklukları, afazi, yutma bozuklukları, akıcılık bozuklukları ve ses bozuklukları terapilerinde son yıllarda sıklıkla başvurulan bir yöntem aslında. Ve buna yönelik, bunun etkinliğine yönelik yapılan çalışmalarda mevcut ve özellikle ses bozukluklarının tedavisinde de etkili olduğu ortaya konmuş. Bu terapi hizmetlerini gerçekleştirirken terapinin etkinliğini arttıracak önemli noktalar var. Bunları donanım ve ortam şeklinde iki faktörü ayırabiliriz. Donanıma baktığımızda bu hizmetleri yürütebilmemiz için iyi bir bilgisayara ihtiyacımız var açıkçası. Bununla birlikte tercihen kulaklık, mikrofon, mikrofonlu kulaklıklar özellikle işimizi kolaylaştırabiliyor. Aydınlatma yine önemli başka bir faktör. Özellikle son dönemlerde LED halka ışıklarla birlikte aydınlatma konularında daha iyi çözümlerle karşı karşıyayız. Kamera yine önemli bir faktör. Kameranın konumlandırması ayrı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ve terapilerimizi yürütebileceğimiz ilgili yazılımlarda ayrıca terapinin etkinliğini arttıracak önemli nokta, önemli bir diğer nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer önemli nokta donanım haricinde ortam çok önemli. Işığın iyi olması, sessiz bir ortam olması ve dikkat dağıtmayan bir ortamda bizim terapilerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve burada da yine ışık ve kameranın konumlandırılması çok önemli. Özellikle ters ışığın olduğu durumda hastamızın ya da kendimizin yüzü net olarak görünemeyebiliyor. O nedenle ışığın konumlandırılması da iyi bir şekilde olması gerekiyor. Peki yüz yüze değerlendirmelerle teleterapide yaptığımız değerlendirmelerde ya da terapilerde neler farklılaşıyor? Aslında baktığımızda senkron terapilerde biz kolaylıkla değerlendirme yaptığımız sırada detaylı vaka öyküsünü alabiliyoruz. İşitsel algısal değerlendirmeleri yapabiliyoruz. Hastamızın solunumunu değerlendirebiliyoruz. Ya da maksimum fonasyon süresi, sızdığı gibi aerodinamik özellikleri, aerodinamik değerlendirmeleri gerçekleştirebiliyoruz. Öte yandan değerlendirmede kullandığımız indeksler ve ölçekleri de Google Formlar aracılığıyla hastamıza terapi öncesinde veya sonrasında iletip değerlendirme sürecinde bunları doldurmasını isteyebiliyoruz. Tabii ki terapi ve değerlendirme süreçlerinde sorun yaşamamak için kullanılacak yazılım üzerinde de gerekli ayarların yapılması önem kazanıyor. Aksi takdirde terapilerde biz bazı sesleri gerçekleştirmek istediğimizde, bu sesleri çıkarmak istediğimizde ilgili yazılım bunu bir gürültü olarak algılayıp sesi kesebiliyor. Bu da dikkat etmemiz gereken bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizler konuşma terapistleri olarak teleterapileri gerçekleştirirken özellikle şan eğitmenlerinin de yaptığı şan dersleri online olarak şan dersleri oluyor. Peki bizim bu süreçte sesimizi korumak için neler yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Su tüketimi yine bizim için çok önemli bir faktör olarak karşımızda. Bunun haricinde bu süreçte kafeinli içecekler, alkol ve sigara gibi irritan maddelerden uzak durmak gerekiyor. Sık öksürme ve boğaz temizleme gibi alışkanlıklar varsa bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Reflü veya alerjimizin olduğu durumda hekimimizin önerileri doğrultusunda bunu kontrol altında tutmakta fayda var. Öte yandan konuşurken rahat olduğumuz bir şiddette ve tonda konuşmayı tercih etmeliyiz. Çevresel düzenlemelere baktığımızda demin de ifade ettiğim gibi mikrofonlu kulaklık veya harici bir mikrofon kullanmamız çok önemli. Böylelikle karşımızdakine sesimizi daha iyi bir şekilde, sesimizi yükseltmeden ulaştırabiliriz. Arka plan gürültüsü olmayan sessiz bir yeri tercih etmeliyiz. Çok yankı yapacağını düşündüğümüz açık ortamlarda konuşmaktan kaçınmalıyız. Aslında böyle bir durumda biz farkında olmadan sesimizi daha yüksek bir şiddette kullanıyor olabiliriz. Bir duvara karşı oturmak sesimizin bir miktar eko yaparak bize geri dönmesini sağlayabilir. Doğal ve rahat bir postürde oturmaya ve bilgisayarımızın göz hizamızda olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü boynumuzdaki bir gerginlik sesimizde sorunlara neden olabiliyor. Terapi ya da ders aralarında mutlaka 10 dakika ara vererek sesimizi dinlendirmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Gün içerisinde birkaç kez yapacağımız pipet fonasyonu, hımlama gibi egzersizler sesimizi rahatlatabiliyor. Ancak bütün bu stratejilere dikkat etmemize rağmen 2 haftadan fazla süren ses sorunlarımız varsa bir kulak burun boğaz hekimine ve dil konuşma terapistine başvurmalıyız. Dünya Ses Günümüz kutlu olsun. Merhaba, ben doçent doktor Seher Şirin. Kocaeli Üniversitesi Kulak Boğaz Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Uzaktan çalışma, online öğrenme ile ilgili COVID-19 pandemi süreci gerçekliğimize alışmaya devam ederken düşündüğümüz son şeylerden biri sesimiz olabilir. Ancak işimize, ailemize, çevremize, kısacası birbirimize bağlı kalmak için
Sesimize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var bu dönemde. Ben bugün sizlere kısaca yorgun ses kavramından bahsedeceğim. Ses yorgunluğu klinik literatürde sık kullanılan bir terimdir. Bununla beraber evrensel bir tanımı bulunmamaktadır. İlk resmi kayıtlara bakacak olursak, 1600'lü yıllarda aşırı çalışma sonucu gelişen vaizlerin hastalığı olarak tarif edilmiştir. Günümüzde ses yorgunluğu için en yaygın kullandığımız tanımlama, sesin bir süre kullanımından sonra bölgesel yorgunluk ve sesin zayıflamasıdır. Peki yorgun ses kimlerde olur, neden olur? Ses bozukluğu yaşayan birey, etkin olmayan ses kullanımı nedeniyle ses yorgunluğu yaşayabilir. Sesin aşırı ve veya yanlış kullanılması da ses yorgunluğuna neden olabilir. Hatta uzun vadede bu zeminden ses hastalıkları gelişebilir. Ya da bu iki durum olmasa bile, özellikle profesyonel ses kullanıcılarında, tek başına sesin uzamış kullanımı da ses yorgunluğuna neden olabilir. Bu nedenler tek başına olabileceği gibi birlikte de olabilirler. Uzun vadede gelişebilecek ses hastalıklarının yanında günlük ve sosyal işlevlerinde kısıtlanma, yaşam kalitelerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Dolayısıyla ses yorgunluğu semptomlarının erken bir aşamada belirlenmesi, hem bir ses patolojisinin gelişmesinin önlenmesi, hem de bireyin yaşam kalitesinin iyileşmesi için esastır. Ses yorgunluğunun belirtileri, bireyin semptomlarını algılaması ile ilişkili olduğu için objektif değerlendirme yöntemleriyle ölçülemez. Genel olarak ses yorgunluğu artan ses çabası ile ilişkilidir. Sesin kalitesinde azalma, ses üretiminde artan çaba, ses ranjının azalması, boğazda gerginlik hissi, sesin uzun süreli kullanımı sonrası fiziksel yorgunluk, ses istirahati ile sesin iyileşmesi gibi bir dizi semptomların varlığıyla da tanımlanmaktadır. Tarif edilmesi çok kolay olmayabilir. Bazen ses bozukluğu yakınmasıyla başvuran bir bireyin aslında tek sorunu sesinde yorulmadır ve bu yorgunluğunu sesinde bozukluk, problem olarak adlandırabilir. Böyle durumlarda bizim hastanın ses probleminden neyi kastettiğini bulabilmemiz gerekir. Hastaların kendilerini değerlendirdiği ölçekler hem hastaya hem de hekime yaşanan ses sorununu tanımlama, ölçme, takip etme açısından çok değerli bilgiler verir. Ses yorgunluğunu değerlendirme amacıyla da böyle bir ölçek geliştirilmiştir. Türk diline uyarlaması yapılmış olan bu ölçek değerlendirmede kullanılabilir. Ses yorgunluğu deneyimliyorsanız basit ama etkili tedbirlerle bunun üstesinden gelebilirsiniz. Su içmek için susamayı beklemeyin. Su, meyve suyu, kafeinsiz içecekler gibi sıvılar gün boyunca tüketilebilir. Hatırlatma olarak masanızda bir bardak su koymak isteyebilirsiniz. Ses sağlığınız için beslenmenize dikkat edin. Aşırı ve şiddetli öksürmekten ya da boğaz temizlemekten kaçının. Duruşunuz ve oturuşunuz ses sağlığınızı etkiler. Boynunuzun gerilmesini önlemek için bilgisayarınızı göz hizasına yerleştirin. Online eğitim sürecinde ekranınızı, sandalyenizi buna göre ayarlayın. Ortam gürültüsü. Özellikle öğretmenlerde sınıf gürültüsü öğretmenin ses perdesini yükseltmesine neden olabilir. Daha yüksek perdeden uzun süre ses üretmek ses yorgunluğuna sebep olur. Konuşurken rahat bir ses seviyesi ve ses tonu sağlayın. Sesinizi kullanırken rahatsız hissediyorsanız, bu ya çok yüksek sesle ya da zorla konuştuğunuzun işareti olabilir. Ya ortamınızı değiştirin ya da bunun için uygun ekipmanı kullanın. Programınızda boşluklar oluşturun. Performans sonrası istirahat edin. Performans aralarına 10 dakika ve öğle araları koyabilirsiniz. Ancak bu araları sesinizi dinlendirmek için kullanın. Bunun yanında ses yorgunluğunu yönetmede, önlemede, etkinliğe ortaya konulmuş ses egzersizleri uygulanabilir. Etkinliğimiz kapsamında ses egzersiz videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu önlemleri uygulamanıza rağmen ses yorgunluğunuz 2 haftadan daha uzun sürüyorsa mutlaka kulak-boğaz hekimi ve dil ve konuşma terapistini ziyaret etmeniz gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sesiniz pürüzsüz, Dünya Ses Gününüz kutlu olsun.